Bugün iki kıymetli konuğumuz var. Sizlerin yakinen tanıdığı Profesör Doktor Ahmet Maranki hocam. Kendisiyle gündeme dair çok sıcak konuları hazırladım. Çokça soru var. Konuşacağımız meseleler var. Konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Nasılsınız hocam? Sağ olun. İnşallah hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazanlar. İnşallah olur. Bazen diyoruz kalın sağlıcakla ama kalabilirsek tabii sağlıcakla. Bugün bunları konuşacağız. Bırakırlarsa değil mi? Sağlıklı kalmamıza müsaade. İnşallah. Yani Rabbim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri kurtulacak diyor. O birin içine girmenin bugün ruhsal yönü değilse de bedensel yönünü inşallah paylaşacağız insanlarla. İnşallah. Hocam sizin konuşacağınız çok konular var. Estağfurullah. Vakiti şöyle daraltmadan olabildiğince daha çok konuya değinerek konuşalım. Korona başladığından bu zamana geçtiğimiz yılda bu vakitlerde sizleri konuk etmiştik hocam. Evet. Söylediğiniz her söz gündeme bomba gibi düşüyor. İfadeleriniz insanlar hayretle takip ediyorlar. Ve birilerinin de söylemeye cesaret edemediklerini söylüyorsunuz. Bugün de ben koronavirüs pandemisiyle ilgili şöyle bir başlıkla giriş yapalım istiyorum. Bu salgın başladığı günden, ilk günden bize servis edilen görüntüler vardı. Çin'de yolda yürürken insanlar pat deyip düşüp ölüyorlardı. Ya da ilk gün bu kanserin dahi önünde psikolojik olarak çok daha kötü bir hastalık olarak bizlere anlatılıyor, gösteriliyor idi. Ölümler arttı, çokça efendim vakalar arttı, normalleşti. Bundan dolayı mı yoksa işin arka planında başka bir şey var ve bu maske düşüyor. Bundan dolayı mı artık insanlar yavaş yavaş sürece dair sorgulamaya başladılar? Evet. Yani bugün sakalımı kestim hani kirli sakal çünkü dinlemediler. Bir sene ben bunu 20 sene önce yazdım Kozmik Bilim Yaşam Enerjisi kitabımda. Yani 20 sene önce korona vardı zaten. Öyle mi? Yani 15 sene önce hacca gidenlere, 10 sene önce gidenlere korona testi de yapılıyordu. Bakın bunlar unutuluyor. Yani insanlar unutuyorlar. İnsan demek ünsiyan, unutan yaratık demek. Dolayısıyla bu kısaca şöyle, şeytan aklı biliyorsunuz, şeytan Cenab-ı Allah'tan ruhsat istiyor. Niye yarattın bu insanları diyor. Bana kulluk edecek, etmeyecekler diyor. Seni dinlemeyecekler bunlar. Ruhsat ver, ispat edeyim diyor. O aldığı ruhsatla şeytan kıyamete kadar şimdi bize Allah'ın meleklerini de kullanarak ki ben koronaya bir vazifeli yaratık melek diyelim yani hiç fark etmiyor. Onu emrine vermiş işte. Suistimal ila dabbetul arz ila minsetu diyor ya, arzdan bir hayvan çıkacak, zir zeber edecek. Kimi? Yoldan çıkanları, suistimal edenleri, akılları başlarına getirmek için diyor, yerle bir edecek. Hatta Bediüzzaman Hazretlerinin bir işareti de orada diyor ya, ağaç kurtları gibi kan mecrasında dolaşacak. Zür yerle bir edecek. Şu an görüyorsunuz bu Allah'ın bir vazifeli yaratıkları bir tane değil. Binlerce virüsü, bakterisi, paraziti var, nozotu var, helminti var. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz gerçek çıktı. Bu kısaca şeytan aklının dünyayı idare etmek için küresel serbayenin dünya ülkelerinde 205 ülke var bugün ve bilhassa İslam ülkeleri tam teslimiyet içinde kontrolünde tutmak için bir argümandır. Bunun dışında hiçbir şey değil. Demin dediğiniz gibi Çin'de başladı dediniz. Çin'de bugün hiçbir şey yok. Herkes mutlu, huzurlu, denizinde, plajında, sokantında. Maske yok, mesafe yok. Rusya kaldırdı biliyorsunuz. İngiltere tamamen okulları açtı, kaldırdı. İsrail tamamen kaldırdı, hiçbir normale şey yok. Normale döndü. İtalya hakeza dönmeye çalışıyor. Hatta bu Süveyş kanalındaki bu gemi hadisesi olmasaydı Avrupa'da normale dönmüştü. Ama çok bağlantılı bunlar birbiriyle. Mesela nasıl bir alakası olabilir hocam? Yani şimdi bunun bir ötesinde biliyorsunuz bugün 24, dün 23 Dünya İklim Günü'ydü dünyada. Ve maalesef D8'den hiçbiri buraya imza atmıyor. Yani gelişmiş ülkeler kesinlikle buraya imza atmamış. Ozonu, havayı kirleten, toprağı, suyu. Yani florayı ve faunayı, habitatımızı kirleten, işte chemtrailler,
kimyasallar. Bunlarla ilgili bir çalışma yoktu. Bu koronanın arkasından bunu daha bir tetiklemek için topraklarımızı zehirleyeceklerdi gübrelerle vesairelerle. Ve bu 5G uygulamasıyla da biliyorsunuz bir gübre canlıdır. Onun içinde bakteriler vardır. Nasıl bizde virüs var, o virüs diyorlar. Ben buna inanmıyorum virüs olduğuna. Bir mikrop kabul edelim. Bunu da tetikleyen dalgalar var. Çünkü normal bu. Her titreşen şey bir canlıdır. Bu canlıyı da bir titreşimle siz antisini bulup alt edebilirsiniz. Bunlar da o canlıları ister öldürebilirler, ister diriltebilirler. İşte yeni teknolojilerle o gemide bunlar vardı. Türkiye, İsrail, Mısır gibi belli güçler, bu küresel sermayenin karşısındaki güçler birleşerek oradan 44 tane konteyneri çekti ve bunlar imha edildi, dünya kurtuldu. Şimdilik tabii ki. Ve o cihazlarda orada kullanılan bütün malzemelerde Bill Gates'in şirketlerinin malzemeleri olduğunu da söylemek istiyorum. Ama bizim tabii dünya bu durumdayken ben size şöyle söyleyeyim. Korona var mı? Kapatın televizyonu, radyoyu. Korona var mı Türkiye'de? Yok. Yok. Hocam yok. Siz bu rahatsızlığı geçirdiniz mi? Ben bugüne kadar 33 yaşım var, geceleri saymıyorum. Ne aşı vurundum, ne ilaç kullandım. 40 yıllık devlet hayatım var. Çok evet. Büyük görevler yaptım. Başbakanlara, Özal'dan bu yana hepsine danışmanlık yaptım. Karnemde bir tane ilaç yoktur. Anneme yazılan ilaçlar vardır. Kullanmadım. Çünkü ben aklımı kullanıyorum. Haşa Allah, Ahmet Bey, Allah zalim olabilir mi? Allah size zulmeder mi? Kullar yanlış hayat tarzlarıyla kendine zulmediyor. Allah da koronayla bütün insanlığı adalet ediyor. Hocam, bu kadar basit. Teşhisin adı korona, COVID-19 idi ve ben geçirdim, çok da ağır geçirdim. Daha önce yaşadığımız hastalıkların hiçbirine benzemeyen bir yönü vardı. Bu hastalık yoksa bizim yaşadığımız, geçirdiğimiz ve bunca vefat eden insanların yaşadıkları nedir? Korona dün vardı zaten, biz yok demiyoruz. Bugün de var, yarın da olacak zaten. Bakın ben bu biyorezonans cihazlarımı ürettirdim 19 sene önce. İçinde bu korona çıkınca baktık acaba var mı diye. 54 bin program var içinde çünkü. Program dediğimizde şu tırnak kadar bir şey yani. Korona bir yazdık, ha koronanın 54 türü var. İnfluenza yazdık, 7 türü var. Yani bunlar zaten var. Siz eskiden grip olmuyor muydunuz? Oluyorduk. Onda da 3 gün 5 gün yatıyordunuz değil mi? Sarsılıyordunuz. Bu çok daha ağır gibi geçiyor. Bu daha şimdi yani şimdi kalkıyorsun korona, yatıyorsun korona, açıyorsun korona. 8 kişi öldü, 4 kişi. Eskiden bağışıklığınız güçlüydü. Direnciniz vardı, hazırlıklıydınız. Öldü, geldi, gidiyor, battık, yıkıldık. Hücreler bloke ediliyor. Dolayısıyla düşman sana hakim oluyor. Bunun tesiri olabilir. Bir, ikincisi de bu mikrobu bir takım yapay uygulamalarla güçlendirilmiş. Hani kene vardı ya bir ara. Ya ben çobanlık yaptım. Yani biz hayvan güttük. 10 tane kene ayıklardık akşam üstümüzden. Hiçbir şey olmazdı. Ama bu kene adam öldürdü. Niye? Şimdi sen zehirli keneyi drone'la atarsan buradaki kenelerle birleşirse zehirli kene olur. Bu mikrop koronada bir takım etkilerle işte nedir bu 5G teknolojisi? Senin zaten cep telefonuyla akciğerindeki kan yapındaki oksijen durumunu bloke ediyor. Kanın iltihaplı olmasaydı sen normal bir grip gibi bunu geçirecektin. Mutlu, huzurlu bir hayatta yaşayacaktın Ahmet Bey. Bak ama şimdi 5 sene öncesinin gıdaları yok. Şimdi ekmekte sistein var. İşte atıyoruz. Evet. Çinli'nin kılı var. Söylüyorum kıl var haram. Mayası haram. Burada bir kere daha söylüyorum. Ha ben bu canlı yayını Beyaz TV'de yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı özel kalemi aradı. Cumhurbaşkanı yarın açıklama yapacak dedi. Ekmek nimet olduğu için söylüyorum bunu. Hakikaten dedi ki ne kardeşim dedi ya bir siyah ekmek yiyeceğiz bundan sonra. Fermanımdır dedi. O zaman başbakandı. Fermanı yoktu, emri vardı. Hiç kimse uygulamadı. Erkan Tan kulakları çınlasın. Program moderatörü. Öbür hafta dedi ki Sayın Başbakan hiçbir şey değişmedi ülkede. Fırınlar aynı, un fabrikaları.
Dedi ki emilgatör var, bunları da kaldır, saydığım bu haram ve mekruh şeyler, insanı öldürücü, yok edici, obeste yapıcı şeyler. Denir altı suları. Evet. Daha korkunçları var, açıklamayalım burada. Yani bu da toplumu kaosa sokmak diye değerlendiriyor. Koronanın bir türevi gibi olmasın sonra. Yani şimdi bilgisayar başlarında burada konuştuk, Türkiye yıkıldı, Malanki silahları gömdü dedi, biz haklı çıktık yine. O konuşanların hepsi haksız çıktı. Kaldırın 17 emilgatörü dedi koca başbakan, yine kaldırılmadı, aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla yani bu ülkede birileri şeytan aklının emrinde, küresel sermayenin, şirketlerin emrinde olan Türkiye'deki uşakları, bu medyada var, efendime söyleyeyim, üniversitede var, bürokraside var, yerleşik düzenin bürokratları bunu yapıyor. Siz koronayı kaldırın, bitti, bu griptir, bir türüdür, olacaktır. Bu ölümler yine olacaktır. Yalnız şunu unutuyoruz, Sayın Sağlık Bakanı'ndan bunu iyi bilemeyiz değil mi biz? Sayın Sağlık Bakanı ne dedi? Korona dedi, geçen yılki ölümler bu yıla göre %2.2 aranında artmıştır ölümler dedi. Genel korona, genel ölümlerde. Korona ölümleri, yani gripal enfeksiyonlarda düşüş var. Korona bitti dedi zaten, bu mutasyonları var dedi. Ama bu millet böyle tabii iyot eksikliği olduğu için, çinko eksikliği, düşünemediği olduğu için, unutkan olduğu için böyle bakıyor. Açıyor, adam için ben çok gezerim, Kastamonu'da, İnebol'da memleketim. Bakıyorum emekliler hep böyle kentlerine gitmiş, küçücük bebeler bisiklet biniyor, hepsinin ağzı kapalı. Biraz sonra düşüp ölecekler oksijen yetersizliğinden. Emeklilerimiz ağzına maskelerini kapatmış, yürüyüş yapıyorlar. Niye? Sağlığına kavuşmak için. Eskiden insanları nasıl öldürürlerdi? Ağzını kapatarak, değil mi? Evet. Şimdi biz ağzını kapattırıyoruz. Bir, iki, bu mikrot 600 kat onun bir deliğinin arasında, 0.1 milimdir maskenin aralığı. 600 kat küçük, nasıl geçmeyecek oradan? İki, üç, ağzımızdan çıkan mikroplarla ağzımız burnumuza girip gözümüze yüzümüze girip mikroplarla bizim ölüm oranlarımızı, bağışıklık sistemimizi bir kere daha düşürüyorlar. Bana bunu biri izah etsin. Hocam takmasa garibim vatandaş 900 lira kabul ederse, eğer yaz memur bey sorun yok derse 900. Eğer itiraz ederse 3000 küsür lira cezası var. Ne yaptı? Bu istibdattır. Ben bugünkü Yeni Akit'teki gazetemde yazdım. Antidemokratik bir uygulamadır. Açık havada hiç kimse, bak buradan söylüyorum, bunun bilimselliğini ortaya koymadan devlet hiçbir şey dayatamaz kardeşim. Bana ne maske dayatabilir, ne aşı dayatabilir. Anayasanın 17. ve 52. maddeleri, benim bedenim kutsaldır, bana dokunamazsın. Bana bir şey uygulayacaksın, bunun %100 güvenilirlik olduğunu kanıtlayacaksın. Senin aşında ne yazıyor? Mesuliyet kabul etmiyorum diyor, değil mi? İmza. Birinci riskte ne diyor? Ölüm riski diyor. Yani şimdi ben burada insanları Kur'an-ı Kerim'e yönlendiriyorum. Demin okuduk. Zaten biz Kur'an'ı şimdi anlasaydık, yani anlayabilseydik, hani hocama sordum ben ne konusu diye, ben okuyorum sadece dedi. Yani bu manasını anlayıp maksadını, muradını, tevilini biz akıl etmez misiniz? Efela takilun yetefekkerun. Hani biz düşünebilseydik zaten bugün bu halde olmazdık. Allah zalim değil ki, bu koronayı çekerdi, başka tarafa götürürdü. Bizim aklımızdan başımız gitmiş. Hocam ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sorun olduğu aşikar. Yani buradan izleyicilerimize de ifade etmiş olalım. Ben bu ekran vasıtasıyla da söyledim. Bundan 40 gün önce Suriye'deydim hocam. Yine bundan bir ay önce takribi de bir buçuk ay olmuş olabilir. Tam tarih hatırımda değil. Afrika'daydık, Uganda'daydık. Hocam Suriye'de kaldığımız otelle geçip insani yardım çalışmaları yaptığımız şeyler arasında, efendim girdiğimiz bölge arasında, Suriye'deki kaldığımız otelle çalışma yaptığımız alan arasında 5 kilometre var. Yani sınırın hemen burasında otelimiz var. Diğer tarafta da çalışmaları yürütüyoruz. Her gün girip çıkıyoruz. Hocam diğer tarafta maske yok Suriye'de. Ölüm ya de bir yok. Ölüm de yok. Ve mesafe bir vaka yok. Varsa, mesafe de kıymetli yok. İzleyiciler, gerçekten samimiyetle ifade ediyorum bunu ki ben bir vatandaş olarak bunu ifade etme mecburiyeti hissediyorum. Hocam temizlik için su o kadar kıt ki, tankerlerle getirmiş oldukları sularla insanlar hem yemeğini yapıyorlar hem temizliğini görüyorlar. İnşaatta kullanılan sular, evet, diyorsunuz onu. Taharet, özür dileyerek söylüyorum, doğru düzgün yok.
en çok burada yayılması lazım değil mi? Temizlik yok. Fakat orada biz geçtikten sonra maske takan kimse görmedik. Ve ben dedim ki ya burada vaka mutlaka vardır. Test yapılmadığı için, tespit edilemediği için bu böyledir herhalde diye söyledim. Oradaki arkadaş dedi ki ben 7 yıldır buradayım dedi. Burada evet çadırda kalıyor insanlar zor durumda ama bu bölge dedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolüyle Barış Pınarı Harekatı, efendim Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Özgür Suriye Ordusu, Milli Suriye Ordusu diyelim onlarla birlikte güvenliği sağladıkları bir bölge. Ve burada Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri var. Sahra Hastanesi de bildiğimiz büyük hastaneler var. Kızılay'ın çok sıklıkla yaptığı muayeneler, efendim tespitler var. Yani bir sıkıntısı olan hemen geliyor oraya. Hani tamamen böyle bir imkansızlık, bir bitik durum söz konusu değil. Evet yoksulluk var ama sağlık anlamında devletimizin orada bir hizmeti var. Yahu böyle buradaki gibi nefessizlikten yüzüstü yatıp ölme durumuna gelinceye kadar bir insan bu halde olsa gitmez mi oraya dedi. Hocam vaka yok. Afrika'da keza aynı şekilde Uganda'da biliyorsunuz bir devlet başkanını, Tanzanya devlet başkanını öldü. Öldürüldüğü de iddia ediliyor. Bu tabii bir iddia, bizim öldürülmüştür deme bir yetkimiz yok buradan. Ama açıklaması, koronaya dair yüksek perdeden konuşması sonrası ölüm haberi geldi. Yani meyveye, toprağa, sebzeye yaptırdı. Hepsi pozitif çıktı. Yani şu an siz PCR testlerini kaldırın, test yapmayın. Test yapmayın, korona yok zaten. Yani eskisi gibi hayat devam edecek. Bakın şimdi ben için burada bir oyun var Ahmet Bey. Bu mikropların hepsi var. Dünya kurulu da var. Sadece bunları bir takım müdahalelerle laboratuvar ürünü olarak aktifleştirip yani bir tarafı güçlendirirken seni de zayıflatıyor. Stres, korku, sıkıntı, yanlış beslenme, gıda vesaire. Mesela siz o hapı yuttunuz değil mi? Evet. Hapı yuttunuz zaten işte. Hocam yani şimdi... hekimlerin tamamına danıştım. Kullanmamda fayda olduğunu söylediler. Peki size maydanoz mu yesin diyecekti hekim. Ben akıllarından şüphe ediyorum. Yani mesela böyle konuşanların sizin de aklınızdan şüphe ediyorum şimdi. Niye? Yine öyle çocuk, demeyelim hocam. Çocuk öyle. Şöyle. Çocuk hani sobaya elini koyuyor bir kere yanıyor değil mi? Yandı mı ne oluyor? Bir daha sür diyorsun. Cis diyor değil mi? Hocam şimdi garip siz, vatandaşlarız biz hekimlere. Efendim akıl etmez misiniz diyor şimdi bakın. Bu hekimlik iş değil ki, bu viroloji işi, bu biyoloji işi, bu kimya işi bu yani. Siz sanıyor musunuz ki bugünkü ilaçları, aşıları bilim adamları buluyor? Asla bilim adamları bulmuyor. Biyologlar buluyor. Bunu şirketler buluyor. Doktorlara diyor ki alın bunu diyor, pazarlayın. Yani acı bir şey bunu benim söylemem ama ben dünyayı gören bir adamım. Bak ben 40 sene devlette evet. çalıştım. Son 10 yılım muhakkiklikle geçti. Ben 120 tane... Şimdi buralarda girmek istemiyorum. Bu devlet bizim, bu Sağlık Bakanlığı bizim, bu doktorlar dertimizden bizim. Dertimizden konuşuyoruz hocam. Heh. Devletimize bu konuda söylediğim ben şimdi yok. Şunu söyleyeyim. Ama hata yani değil mi bu uygulamalar? Değerli vatandaşlarıma yani. Şunu söyleyeyim. Bu ülkede korona vardır, influenza da vardır, kene de vardır. Bu mikropların hepsi var. Coxsackie virüsü de vardır, Arbo virüsü de vardır. Yakında bunlardan birkaçını da çıkarabilirler. Hı hı. Yani vardı zaten. Burada esas olan tek konuşulmayan bir şey var. Neden bu ülkede sadece maskeyi söylüyorlar? Tamam, nasıl ki itfaiyeci miğferini takacak, savaşa giden zırhını giyecek, mikroplu bir yere giderken korun, bütün bedenini koru. Ama açık havada, dağdaki tarlaya benim askerimi, jandarmayı oraya gönderip de kaymakamıma talimat yazıp da git bakayım muhtar eve kim geldi gözetle, bunlar demokratik bir ülkelerde yapılmaması gelen şeylerdir. Benim jandarmamın, polisim işi, vatandaşı maskeni kapak burnuna kadar çek değildir kardeşim. Dağda yaylada koyun güden çobanın ağzında maske zorunlu. Şimdi bunlar yanlıştır. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'na bu suikasttır. Bakın buradan söylüyorum. Bu Cumhur İttifakı hükümetinin yerleşik düzenin bir takım çok bilmiş mihvallerinin, şeytan aklının köleleri olan medya destekli komplolarıdır bunlar. Hocam bir teşebbüs varsa 84 milyon topyekün herkes adına da var. Yani bugün samimiyetle söylüyorum. Bu tüm siyasilerimiz, uzmanlarımız, hekimlerimiz bu meseleye dair ses yükseltebilen. Mesela ben bir astım hastasıyım hocam. Ben maskeyi taktığımda yaşadığım rahatsızlık, 20 dakika diyelim ki kesintisiz bir şekilde maske kaldığında yaşadığım o nefes sıkıntısını öyle bir hale geliyorum ki bir zaman sonra yani havasızlıktan öleceğim. Ve hocam
6,5-7 saatlik biz Türk Hava Yolları'yla Afrika'ya, hatta ilk gidişimiz 9 saat sürdü Uganda'ya. Ağzınız kapalı mı uçtun? Ağzımız kapalı uçtuk. Çaktırmadan gizlice hafif böyle şu kenardan biraz hava almaya çalıştım. Hemen öndeki koltuktaki geçen ben de aynı bir seyahat. Sürekli uyarıyor, hostesler uyarıyor. Yanıma geldi, sayın hocam dedi, maskenizi burnunuzun üstüne çeker misiniz? Sonra şey yapıyor, bu diyor şikayet etti çaktırmadan, şöyle öndeki kadın bir tane dünyalık böyle. Yani ne oldu biliyor musun? Artık ispiyon dünyasına düştük yani. Bu ülke bizim binlerce kişinin Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı vermiş, bu Necip milletin asıl evlatları buna mı layık? Yazıklar olsun ya. Tedbirini al, mesafeni koru, gıdaları düzelt. Sen bu milleti, bağışıklığı düşürenler ölüyor değil mi? Hı hı. Niçin bağışıklığı düştü? Gıdalardan düştü, emilgatörlerden düştü. 28 günlük tavuktan düştü. İyot eksikliği var, rafine tuzdan düştü. Sen tuzu çekilip de 83'ünü atarsan, Maranki de yine bu programda, burada gelip de kendi programında, Akit'te, efendime söyleyeyim, Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye yemek öncesi sonrası ya Ali tuz yala şifadır diye bu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, şimdiki eski Türkiye'den bahsediyorum. Yani Ahmet Demircan ve yine bilim kurulu, bu üyeler var mı bilmiyorum. 150 bin lira ceza yazıyorsa bu ülkede Allah'ın Resulü Peygamber cezalandırılmıştır. Bu ülkenin yüzü gülmez. Bunlardan geri dönülmelidir. Bu sekülerizmden kaynaklanmaktadır. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bilimsel anlayışı seküleristtir. Ne demek? Kanıta dayalı. Yani Allah'ı, peygamberi, inancı, imanı reddeder. Bunları konuşmak ancak burada programlarda olur. Bunu toprakta, tarımda, uygulamada, tıpta dile getirdiğin zaman sana devletin kanunları 150 bin lira yazar. Dün böyleydi, bugün de böyle. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tamamlayıcı tıp yasasını çıkarttı. Bu işler düzelsin diye getirdiler bir korona bilmem ne. Dün domuz gribi yok muydu? Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben vurunmuyorum dedi. Bir günde aynı ses vardı, aynı gürültü, aynı yaygara vardı. Bir günde bitmedi mi? Bitti. Ama Sayın Cumhurbaşkanı şimdi bunu diyemedi. Neden diyemedi? Dünya Sağlık Örgütü, büyük bir konjonktür var dünyada. Baskı var. Şimdi sen burada çık desen ki ne maskesi kardeşim, bu adamı korur mu diye bir laf etsen, diyecekler ki aha, Türkiye girişi çıkışı yasaklayacak, ekonomiyi batıracak. Ama bunun minimize, bugünkü yazımda da onu yazdım, minimize bunlardan kurtulmanın artık bu saçmalık. Madem örnek göstereceksen İngiltere, Rusya, al İsrail. Dünyada en idare eden dünya İsrail değil mi? Hocam ve İngiltere süreci en ağır yaşadığını bizlere deklare ettikleri ülkelerden biriydi. Şu anda maske zorunluluğu yok ve hayat olağan durumda. Görüştüğüm arkadaşlar da var şu an orada. Peki neler yapılmalı, bunları konuşacağız ama müsaadeniz olursa evet. Yasin Şahin'den böyle biraz hem... Tabii insanlara korku vermeyelim, çözüm evet. sunalım. Bundan sonra çözümü var. Tam Allah'ın verdiği ömrü yani. Kaliteli yaşamak mümkün. Ben tam onu diyecektim hocam. Evet. Çünkü sorunun tespiti, kıymetli izleyiciler, yapmak pekala mümkün. Hele ki 21. yüzyılın en önemli hastalıklardan da bir tanesi sorunu ikrar edebilmek. Fakat ne yapmalıyız? Hocam bize yol göster diyeceğiz biz de. Hocam da bize İnşallah. Neler yapmamız gerektiğini söyleyecek. İnşallah.